Sayın izleyicilerimiz, birinci bölümde Batı'nın, Hristiyanlığın özürlüğe bakışına hocam temas ettiler. Şimdi bu bölümde Kur'an-ı Kerim'in özürlüğe bakışı, oradan tabii peygamberlerin özürlüğe bakışı değil mi efendim? Sahabe-i İkram arasında özürlüğe bakışı, Ümmü Mektum hadisesi var, Abese suresinin nüzul sebebi olan hadise var. Buyurun hocam. Eyvallah. Yani ancak gelebildik. Evet. Kendi dünyamızın özürlü tasavvuruna. Aslında bu vahyin inşa ettiği bir özürlü tasavvuru ki programımızın ismi de vahyin penceresinden. Vahyin penceresinden baktığımızda özürlü nasıl gözüküyor? Evet. Özür ve özürlülük kavramına biz ne anlam yükleyeceğiz? Vahyin inşa ettiği bir akıl nasıl bakacak, nasıl olup okuyacak, nasıl algılayacak özürlülük hadisesini? Tabii bu arada şimdiye kadar örfle, adetle bir takım zihnimizde yapılanma varsa bunları da bu vahşi tahsiye edeceğiz. Evet. Yani zaten bu programlarımızın da bu organizelerin de sebebi ameli salih haline getirelim. Yani program da olsa, televizyon da olsa, çünkü bir kast mahsusa yok. Madem ki elhamdülillah Müslümanız, ahirete giderken de bu dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. O halde düzeltelim, evet. Her günümüzü yenileyelim, eksiklerimizi tamamlayalım. Değil mi efendim? Tabii ki. Kur'an mesela summun bukmun amyun fehum la yerciun der. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, dönemezler. Hem münafıklar için kullanılır Bakara suresinin girişinde, hem de ilerleyen ayetlerinde 171. ayeti olacak galiba, kafirler için kullanılır. Mesela aynı ifade, aynı ibare. Peki bununla aslında Kur'an özürlüleri mi kasteder? Neyi kasteder? Yani kördür deyince, sağırdır deyince. Tabii, yani görme engelli, işitme engelli, konuşma engelliyi mi kasteder? Hayır, hepsi mecazdır bunlar. Bununla neyi kastettiğini de açıklar ama. Çok net bir biçimde açıklar Kur'an. Der ki, Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim ve gishab. Allah kalpleri üzerine mühür vurdu. Damga vurdu. Yani kalplerini mühürledi. Kulakları, işitme duyuları üzerine mühür vurdu. Ve gözleri üzerine mühür vurdu. Aslında buradaki mühür vurulan şey bu göz değil. O gözü, yani inkarcı birinin gözü görüyor. Evet. Fakat hakikati görmeyen gözü, daha doğrusu hakikati görmeyen gönül gözü kördür. Yani dolayısıyla Kur'an'da Kur'an'a has bir özürlü dili var. Ama bu özürlülüğün bizim bildiğimiz manada fiziki özürlülükle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Çünkü yine çok açık ifade ediyor Kur'an onu kastetmediğini. Evet. Fiziki özürlükle bir alıp veremediğinin olmadığını, aksine o konuda iyi imalarda bulunduğunu da göreceğiz. Bununla farklı bir özürlülüğe dikkat çektiğini, yani manevi özürlülüğe Kur'an'ın özürlü dediğini, asıl özürlünün manevi özürlü olduğunu, maddi özürlünün kendisini özürlü saymamasını zımnen söylüyor. Nasıl söylüyor? Açık söylüyor. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun ya'kilune biha. Onlar yeryüzünde gezmezler mi, dolaşmazlar mı? Ki görsünler gezdikleri yerlerde lehum kulubun ya'kilune biha. Kalpleri akleden kimseler olduğunu ve ev اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Yine işiten kulaklar, akleden kalplere sahip olanlar oldu. فَاِنَّهَا, ama asıl bundan sonrası geliyor. لَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Gözler kör olmaz. Asıl kör olanlar göğüstekilerdir. Diyerek aslında Kur'an bizde bir özürlülük tasavvuru inşa ediyor. Gözler kör olmaz. Asıl körler, kör olanlar göğüstekiler. Göğüstekilerdir. Yani gönül gözü kördür. Aslında burada ne diyor? Açıkça söylüyor Kur'an. Evet. Yani gözü kör olana kör denmez. Evet.
asıl ben vahyin sahibi olarak, yani konuşan kelam sahibi Allah olarak diyorum ki, kör gönül gözü kör olandır. Biz bunu anlıyoruz. Evet. Açık. Gayet net ve açık. Gayet net. Evet. Aslında özürle ilgili Kur'an'daki ayetleri alt alta dizdim. Ya Rabbim sen anlamak istiyorum meramını. Bize ne buyuruyorsun ya Rabbim? Diye açık yüreklilikle sordum bu soruyu. O arada dikkatimi çekti. Allah'ın zikrinden, yani Allah'ın vahyinden yüz çevirenlerin ve nahşuruhu a'ma ve nahşuruhu yevmel kıyamet a'ma. Kıyamet gününde onu a'ma olarak haşrederiz, kör olarak. Allah Allah. Ahiret özürlüleri çıktı ortaya. Evet. Hocam bu tabir de enteresan. Ahiret özürlüleri. Ahiret özürlüleri. Ve Rabbimiz şunu demek istiyor. Dünyada kör olmaktan değil, ahirette kör kalmaktan. Dünyada işitme özürlü olmaktan değil, ahirette işitme özürlü olmaktan. Dünyada akıl özürlü olmaktan değil hatta, ahirette akıl özürlü olmak. Kork. Evet. Biz bunu görüyoruz. Evet. Ahiret özürlülüğü asıl. Asıl özürlülük. Evet. Çünkü oradaki özrümüz dünyadaki yüreğimizin özrünü gösteriyor. Tabir caizse ahiret yakindir. İçin dışa döndüğü yerdir. Burada cesedimizle, orada ruhumuzla göz önündeyiz. Düşünün. Öyle bir emanet teslim ediyor ki, görür halde verilmiş, kör halde teslim ediyor. İşitir halde verilmiş kendisine, sağır halde teslim ediyor. Konuşur halde verilmiş, lal halde teslim ediyor. Emaneti Allah'a. İşte burada o inşa edilmek istenen özürlülük tasavvuru görüyoruz. Evet. O özürlülük tasavvurunda asıl ahirette özürlü olmamak için gayret edin. Evet. Dünyadaki özürlüğe Kur'an özürlü olarak bakmamızı istemiyor. Peki nasıl bakmamızı istiyor? Özürle nasıl bakalım dünyada? Takdir edilen bir hayat tarzı. Aslında Kur'an tüm dünyadaki hayatımızı ve ölümümüzü imtihan olarak takdim eder. Mülk suresinin daha girişinde. Bir daha vurgulayabilir miyiz hocam? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O ki hayatı ve ölümü yarattı. Niçin yarattı ya, tın ya Rabbi diye sormuş farz edelim kendimizi. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hangisi size, sizden hanginiz daha iyi amel işleyecek diye denemek için. İmtihan için, sınav için. İmtihan. Evet. Yani dünya bir imtihan alanıymış. Hayat da bir imtihanmış. Böyle bakınca o zaman sıkıntı kaldırılıyor. Acaba hocam şu geldi hatırıma. Pozitivist akıl yahut modern akıl cenneti dünyada arıyor. Adeta hiçbir sıkıntının olmadığı bir dünya tahayyül ediyor. Kesinlikle. İki dünyalığı reddettiği için mi bu buna bunlara düşüyor? Kesinlikle tek dünyalı bir akıl. Evet. Yani bugün özürlüğe modern bakış budur aslında. Hatta şunu söyleyeyim. Özürsüz bir toplum ideali aslında cenneti dünyada inşa etmek gibi bir garabetin sonucudur. Sakat bir düşünce meydana geliyor. Bu sakat düşünce zaten eğer güçlülerin eline, elinde silah tekelini bulunduranların eline, dünya egemenlerinin ve hegemonik güçlerin eline bu sakat düşünceyi verdiğinizde bu ayıklamayı sadece özürlüler bağlamında yapmıyor. Mesela kendisi gibi düşünmeyeni de özürlü sayıyor. Yeah. Kendisi gibi inanmayanı da özürlü sayıyor.
Yani Irak'ta 600 bin insan öldürülebilir oluyor. Yani. Irak'ta doğan çocuklar daha baştan kaybetmiş çocuk oluyor. Afganistan'da doğan çocuklar daha baştan kaybetmiş oluyor. Yani böyle bir özürlü mantık, özürlü akıl insana tebelleş olunca cinayetin nerede duracağını kestiremiyorsunuz ki. Yani bu noktada imtihan olarak konulması, dikkat buyurun, özürler için imtihan değil, görenler için de imtihan. Yani görmek veya görmemek bu manada imtihandır. Görmek mi daha iyi, görmemek mi daha iyi? Bu suale cevap vermek için erkendir. Ölünce belli olacak. Üç plan. Makroyu görmek. Evet. Biz parçayı görüyoruz. Evet. Allah bütünü görüyor. Evet. Biz parçayı görüyoruz. Bütünü görene teslim olmak durumundayız. Zaten İslam bunun adıdır. Teslimiyet. Parçayı görene düşen tek şey var. Bütünü görene teslim olmak. Parça. Biz hiçbir zaman bütünü göremeyeceğiz. Evet. Bütünün tamamını göremeyeceğiz. O görecek. O alimdir. O habirdir. Bu sıfatlar ona aittir. El alimdir, el habirdir. Her şeyi gören odur. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan odur. Peki biz parçayı görüyoruz. Parçanın bütün içindeki yerini bilmeyebiliyoruz. Bir mikro bütün var. Bir de makro bütün var. Daha bütünün de bütünü var. Evet. Parçada kötü gözüken bütün de güzel gözükür. Gözükebilir. Hatta makro bütün de mükemmel gözükür. Buna şöyle bir misal verebilirim ki farklı zamanlarda bu misali veririm. Evinizden çıktınız. Bir uçak yolculuğunuz var. Uçağa gidiyorsunuz. Havaalanına yetişeceksiniz. Yolda giderken kaza yaptınız. Bu bir parçadır. Arabanız hurda haş oldu. Pert oldu. Siz sıyrıklar aldınız. Mesainiz mahvoldu. Programınız alt üst oldu. Yaptığınız bağlantılar, kurduğunuz bağlantılar, aldığınız randevular hep güme gitti. Ve o anda siz bu parçayı kendi içerisinde kötü olarak algıladınız. Dediniz ki Allah kahretsin dememelisiniz de. Hadi yani öyle diyelim. Suçunuz. Evet. Her şey mahvoldu dediniz. Bir saat sonra bir haber aldınız. Sizi götürecek uçağın düştüğü haber. Allah korusun. Bu haberi aldığınızda o andaki psikolojiniz neye evrilir? Yani berbat oldu her şey, programlarım alt üst oldu, randevularım iptal oldu. Araba gitti, ben yara aldım. Mahvoldum, bitti. Mahvoldum diyen insan gitmiş, onun yerine ya Rabbi ne biçim, sen beni korudun ya Rabbi. Sen bana iyilik ettin ya Rabbi. Bir ömür daha kazandım ya Rabbi. Sadaka vereyim. İyi de biraz önceki kimdi? Yani biraz önceki tafran, afran aslında sadece mikro bütünü göremediğin için mi? Bu daha erken, daha bitmedi. Bir de makro bütün var. Ahirette hesaba çekiliyorsunuz. Büyük mahkemede, hakimi Allah olan mahkemede hayatınız önünüze konuyor. Elinizle hayatınızı takdim ediyorsunuz. Sizinle biletli olan, sizin kaçırdığınız uçakta, düşen uçakta gidenlere şimdi tabii birileri de vah bebekken gitti, çocukken öldü. Birileri de onlara ağıt yakıyor, onların üstünden. Onların ne günahı vardı? Onların ne günahı vardı? Yani hele hele bir de imandan habersiz, ya, behre nasibi olmayan biri ise depremde onların üzerinden bir imansızlık pazarlaması da başlıyor depremde olduğu gibi. Bu bebelerin ne suçu vardı? Sanki ahireti gördü. Tek dünyalı adamın serzenişi bunlar. Tür rehatı, incileri. Ahirete peşinen suizanlı var. Onun içinde yaşamak deyince sadece dünyada yaşamayı algılıyor. Ve büyük mahkeme geldi. Sizin kaçırdığınız uçaktaki o küçük küçük
giden yavrular geldiler. Ahiretin yıldızı olarak, starı olarak hesabı verdiler ve geçtiler. Sıra size geldi. 70 yılın hesabı. Hesabını sırtınıza yüklemişler. Dizinizde derman yok. Altında kesiliyorsunuz. Yani eli boş gidilmez gidilen yere, ya Rab boş gelmedim ben suç getirdim diyen zat gibi suç getiriyorsunuz, dağlar çekemeyen yükü götürüyorsunuz. Şimdi tabii hesap verilecek ama nasıl verilecek? Zor. Bu ömrün hesabı zor. Şimdi tabii kanınızı ter diye atıyorsunuz. Bir nokta geliyor ki ya Rabbi bana da bir ikram etseydin. O gün uçakta ben de olsaydım. Bu kadar ağırlaşmasaydı demeyeceğinize dair bir garanti verebilir misiniz? Ya. Ölmedik. Ahireti görmedik. İman ediyorsak tabii. Evet, biz iman ediyoruz. Bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Ama iman etmeyen için söyleyeyim. Senin için ahiret %50. Yani iman etmeyen için. Benim için %1000. Ama senin için %50. Hadi %50'nin ya varsa. Yani iman etmeyen için söylüyorum. İmam Cafer gibi. Demiş ki ya ben ahirete inanmakla hiçbir kayıpta değilim. Hiçbir kayıpta değilim. Çünkü ahirete inanmak beni güven içinde tutuyor. Beni günahtan alıkoyuyor. Kötülükten alıkoyuyor. Zulümden alıkoyuyor. Beni nefsime esir olmaktan alıkoyuyor. İçgüdülerimin esiri olmuyorum. Kula kul olmuyorum. Yani hepsi benim lehime. Tut ki senin dediğin gibi yok. Ben hiçbir şey kaybetmiyorum. Sadece adam gibi bir adam oluyorum. Adam gibi bir hayat yaşıyorum. Ya benim dediğim, benim inandığım gibiyse sen ne yapacaksın? Yani bu böyle yaklaştın hiç olmazsa. Ya Rabbi ben de o uçakta olsaydım derse ne olacak? Makro bütün. Dedim ya parçada kötü olan mikro bütünde güzel, makro bütünde mükemmel durabilir. Kim söyleyecek bize bunu? Allah bilir. Allah bilir. O zaman teslim olmak. Teslim olmak ve gözü olan için göz mü yoksa gözünü kaybetmiş biri için kaybetmek mi? Hangisi daha hayırlı? İşte bu noktada imtihan olduğunu unutmamak ve musibete sabretmenin değerini bilmek. Aslında bu manada Bakara suresindeki o meşhur ayeti ben biraz farklı yorumlayayım isterseniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yemin olsun ki sizi korkudan bir şeyle sınayacağız, korkuyla sınayacağız. Orada durmayayım. Açlıkla sınayacağız. Açlığın korkusu açlığın kendisinden bin beterdir. Açı doyurursunuz da açlık korkusu çekeni dünyayı verseniz doyuramazsınız. Orayı geçelim. Ve naksin minel emval. Mallardan ve enfus, nefislerden ve semerat, meyvelerden. Ama ikincisine dikkat. Yani canlardan. Yani insandan. Nefis insan. İnsanın kendisi. İnsandan eksiltmek birkaç manaya gelebilir. Aslında oradaki mini teb'id için beyan değil de, beyaniye değil de teb'id için görürsek bunun bir tek manası. İnsanın kendi bedeninden eksiltmek. Yani gözünü kaybetmiş bir insan bu ayetteki gibi insandan eksiltmektir. Ve naksim minel envali vel enfusi. Vel enfusi. Oradaki vel manayı. Vel enfus. Evet. Oradaki yani oradaki min teb'id içinse eğer insan gözünü kaybetmiş bir insan eksiltilmiştir. Allah Allah. Aslında burada tam da yerine geldik. Devamını okuyalım. Ve beşşir-i sabirin. Eksiltilmiş insanını müjdele. Sabrederse. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ki
kendilerine bir musibet isabet edince, yani hoşlarına gitmeyen bir şey başlarına gelince ne derler? Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Şimdi tam da burada. Hocam. Aslında gözünü kaybetmiş, teslim olmuş bir mümin gözünü Allah'a canından önce göndermiştir. Allah Allah. Yani Rabbine gözünü canından önce yollamıştır. Rabbine kaybettiği organını, aklını canından önce yollamıştır. Ve haddi zatında Allah'a giden bu organ, geri kalan candan önce giden bu organ zayi olur mu? Zayi olur mu? Eğer biz zayi olmuyorsak o zayi olur mu? Ve Rabbimizin imtihan için aldığı bu insan eğer imtihanı başarıyla verirse hiç ödüllendirilmez mi? Yani işi böyle düşünelim. Hatta belki bu manada imtihan için alınmış bir göz Rabbimizin ayet olarak koyduğu biridir. Tıpkı bendeniz sahabenin bazı olayları sanki biz eğitilelim diye yaşamışlar gibi gelir. Bu insan da insanlığa levha olsun, bir uyarı levhası, bir uyarı olsun diye insanlık namına adeta bir özür çekiyor, bir sıkıntı çekiyor. Evet. Bizim ona teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Paratoner demiştiniz hocam. Paratoner demiştim. Onun için delilere ben paratoner derim. Her mahallenin bir delisi vardı. Hatta bazı kaynaklara hadis diye girmiş ama hadis olmama ihtimali daha yüksek. Fakat bir gerçeği beyan etmesi açısından da söylüyorum. Çünkü tarihen uzun yüzyıllar boyu test edilmiş. Allah bir beldeye bela göndereceği zaman önce oranın delilerini alır. Allah Allah. Bu aslında bir tür derilerinizin kıymetini bilin değil mi? Peki eskiden tımarhane yaygın değildi. Evet. Deli yok muydu? Neden? Mahalle deliyi kolektif bir değer olarak görürdü. Bakardı. Bakardı. Çok önemli hocam bu. Bu çok önemli. Çok önemli. Kolektif değer. Kolektif değer. Şimdi bakınız kolektif yük değil. Zaten kolektif değer olarak görünce yük olmaktan çıkıyor. Deli anasına yük olmuyor. Hatta nimet gibi. Altın yumurtlayan tavuk teşbih yapanlar var. Hani onun vesilesiyle amel biz, kazanıyorum diye. Biz böyle büyüdük. Mesela biz çocukluğumuzda mahallemizin delisi Deli Mehmet'ti. Deli yaşardı. Biri kara sevdadan dolayı, öbürü bir başka nedenden dolayı. Çocukluğunda herhalde menenjit geçirmiş. Ama bunlar inanın hiç aç kalmazlardı. Ya. Ve zarar da vermezlerdi. Yani çünkü kendilerine zarar verilmiyor, kendilerine şefkat gösteriliyor. Bunlar daha delirmezlerdi. Saldırgan ve agresif de olmazlardı. Dedim ya, gider o köşe başında bir sigarası var, o fırında ekmeği var, o bakkalda helvası var. Ya. Şimdi aynı zamanda bir dayanışma ruhu oluşuyor. Hizmet veren de başa kalkmadan onu nimet olarak görerek yapıyordu bu hizmeti. Asla. Değil mi? Asla. Yani öyle bir bütünleşme vardı ki deli gezen bir levha. Aklınızın değerini bilin levhası. Çok güzel. Ey insan, Allah'ın sana verdiği akıl nimetinin değerini bil. Tam burada ben çocuklarımıza döneceğim. Biraz bu konularda yaralı olduğum için. Özürlüler, Allah'ımızın nazil ettiği canlı iki ayaklı ayetler. Bunu siz daha belki sohbetlerinizde buyurmuştunuz. Bu genel olarak toplum bu ayetleri okuyup ibret ve şükretmek durumunda değil mi? Bu anlamda mesajı anladığını belirten akıllı insanlar, hassas insanlar, hassas Müslümanlar, şükrün kendi cinsinden olması fehvasınca ne yapmalılar? Bu problemlerle ilgili çözümler üretmeli değil miler? Bu işin bir tarafında olmalı değil miler? Eyvallah. Aslında biraz önce dedim ki ayetin tefsiri bağlamında insanın kaybettiği bir çift göz canından önce Allah'a gönderdiği inna lillah ve inna ileyhi raciun ayeti uyarınca gönderdiği canından önce gönderdiği hediyedir. Evet.
Bunu böyle gördüğünüzde bir amanın koluna girmeniz aslında onun gözünün yanına benimkini de şahit koy ya Rabbi. Ben ona göz oldum ya Rabbi. Demek değil mi? Ve işte tam da bu noktada sizin sualinizin bir cevabı olmak üzere Efendimizin özürlüğe nasıl muamele ettiği ve Efendimizin inşa ettiği, Kur'an'ın inşa ettiği toplumun özürlüğe nasıl muamele ettiğine bakalım mı? Sizin sualinizin cevabı orada çünkü. Gelin. Mutlaka. Kur'an'da bir kere Hazreti Yakup'u görüyoruz. Hiçbir tereddüt etmeden özürlü kelimesini kullanıyorum. Öyle. Peygamberlerin sıfatlarının içerisinde yer alan ismet sıfatı çerçevesinde algılamak külliyen yanlış olur. Kör olmak özürlülük mü, özür müdür değil midir? Önce buna şey yapacağız. Hazreti Yakup kör olmuş mudur? Evet. Geçici bir süre olmuştur. Peki bu özür müdür değil midir? Değilse o zaman özürlük nedir? Evetse buna ne isim vereceğiz? Veya özürlük peygamberlik şeyine mani midir? O zaman işte bu noktada ismet sıfatıyla alakasız olduğunu beyan edeceğiz ve aslında peygamberlerin ismetinin risalet ve nübüvveti engelleyecek özürden âri olma anlamına geldiğini bileceğiz. Hocam bunun altını çizelim. Tabii ki. Risalet ve nübüvvet görevini ifa etmesine engel olacak herhangi bir unsurdan âri oldukları anlamına gelir. Hepimizin dua olarak okuduğu Rabbi şrahli evet. Sadri Musa Aleyhisselam'ın dil şeyi. Hazreti Musa'nın dildeki şeyi. Evet. Bu da bir özürdür. Evet. Hazreti Zekeriya'nın mesela çocuk sahibi olamamaz. Yani bunları ne sayacağız? Evet. Ama şimdi biz doğru anlarsak eğer ismet sıfatını, peygamber sıfatlarını doğru anlarsak eğer tıpkı peygamberlerin zellelerini yani hı hı. Ne diyordu Efendimiz? Gel Rabbimin beni kendisiyle uyardığı zat, kendisiyle azarladığı zat hatta öyle çevirmemiz daha doğru olur. Abdullah İbni Ümmü Mektum'a öyle diyordu. Kur'an'da şimdi Hazreti Davud anlatılır, Hazreti Zekeriya anlatılır, Hazreti Musa anlatılır. Hocam ama bu arada özür dilerim, peygamber duaları var. Eyüp Aleyhisselam'ı, Yunus Aleyhisselam'ı, evet. Rabbena zalemna enfüsene, Adem Aleyhisselam'ı, Rabbi enni mesne Adem'den, La ilahe illa ente subhan. Yunus'tan. Burada evet. Da bir özür, bir hatadan dolayı yapılan dua olarak da kabul edebilir miyiz? Herhalde. Hazreti Yunus'un duasını başka nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Yani la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimini nasıl anlayacağız? Fegava diyor Kur'an. Adem sapmıştı diyor. Şimdi nasıl tercüme edeceğiz bunu? Ne diyeceğiz? Yani diyelim ki hata etmişti. Hadi biraz düşelim. Ama bizim düşmemiz de olmuyor. Rabbimizin orada vahide ne buyurduğu önemli. Hazreti Musa öyle demiyor muydu? Ben nefsime zulmettim. Evet. İnni zalemtu nefsi. Şimdi dolayısıyla biz burada kelami bir problemi tartışmıyoruz aslında. Bunlar kelami problemler. Kelam tartışmalarında yüzyıllar boyu yapılmış zaten. Asıl Efendimizin özürlülük tasavvurunu inşada nasıl davrandığına bakalım. Abdullah İbni Ümmü Mektum örneği. Hocam ondan evvel küçücük bir Hatice annemizin Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bir sözü var. Eyvallah. Vahiy geldikten sonra sana seni Allah asla utandırmaz. La yekzikallahu ebeden ya Muhammed evet. Diye başlayan evet, sen, o şiirimsi. Evet, evet. Sen güçsüzü evet. Yüklenirsin. Evet. Açı doyurursun. Evet, sılayı rahmedersin. Evet, akrabalarını evet, gözetirsin. Buradaki benim işaret etmek istediğim sizin dikkatinize sunmak güçsüzü istediğim. Güçsüzü yüklenirsin. Evet hocam. Evet, bunu çok da mühim. Hakikaten orada kelle evet. Geçiyor efendim. Evet. Güçsüzü yüklenmek. Sizce şöyle kötürüm bir çocuğu veya zihin engelli bir çocuğu sırtına almaktan ne farkı var? Evet. Ya da destek olmaktan, destek olmaktan, sosyal anlamda problemini eyvah, bir çözmekten. Özürlüğe destek olmaktan evet, ne fark? Evet. Aslında bu erdemler sayılırken, erdemlerin içinde evet. Adeta peygamberimize peygamberliğin
verilmesinin nübüvvetten evvel, evet. Liyakat testinde bir numara olarak da bu geçmesi ilginç değil mi? Tabii sadece bu değil, Efendimiz onu dediğim gibi yaşantısıyla da göstermiş. Abdullah İbni Ümmü Mektum Resulullah müşriklerin kodamanlarına Kur'an okurken geliyor. Gözleri görmediği için fark edemiyor. Ya Muhammed diyor. Kendi kafasına bir şey takılmış. Onu soracak. Ama Resulullah başkalarıyla konuşuyor. O ise görmüyor. Belki sesleri duyuyor ama Efendimizin karşısındakilerin kim olduğunu algılamıyor. Efendimizin durumunu algılamıyor. Israr edince Efendimiz yüzünü ekşitiyor ve başını çeviriyor. Abese ve tevella en ca'ul a'ma. Kör geldi diye yüzünü surat astı, yüzünü ekşitti ve başını çevirdi. Ve ma yudrike leallehu yezzekâ. Nereden biliyorsun? Hadi o öğüt alacak idiyse diye devam edip gidiyor. Onun için Efendimiz gel ey Rabbimin kendisi yüzünden beni azarladığı zat diyor demiş. Ama asıl bu zata Efendimizin yaklaşımı önemli. Bu zat daha sonra muhacir oluyor. Medine'ye gidiyor ve Medine'de iki kez Peygamberimizin makamına vekalet ediyor. Siyasi makamına. Yani özürlü bir zat, görme özürlü bir zat Resulullah Efendimiz'in Peygamberimizin siyasi tabir caizse koltuğuna oturuyor iki kez. Buradan şu mesajı alabilir miyiz muhterem hocam? Kur'an görme özürlünün şahsında tüm özürlülere bir mesaj vermekte değil mi? Orada Abdullah İbni Ümmü Mektum'u müşahhaslaştırarak hem özürlülere yönelik bir mesaj, hem özürlülerin toplum içerisinde atık insan olmadığını, değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan ve bizi buna devamlı bu konuda ısrarla üzerinde durmamızı düşündüren bir mesaj değil mi bu? Aslında genel anlamı itibariyle. Başlarken kategorize etmenin ne büyük bir tehlikeyi getirdiğine değinmiştik. Efendimiz burada o kategorizasyonu engelliyor. Evet. Yani bir özürler kompartmanı oluşmasını engelliyor. Nedir burada? Mesela Abdullah İbni Ümmü Mektum kötü havalarda ben cemaate gelmesem olur mu diyor. Ona verdiği cevap var. Allah Resulü kolay olanı tercih edin diyen Allah Resulü. Evet. Güçleştirmeyin diyen Allah Resulü. Evet. Bir özürlü, yağmurlu, çamurlu, tipili, fırtınalı havalarda cemaate gelmesem olur mu diyen özürlüye hayır diyor. Ezanı duyuyor musun? Duyuyor. O zaman yedenin olmasa da geleceksin diyor. Şimdi bakınız ama biz buradan yola çıkarak aslında Efendimizin insan tasavvurunu anlıyoruz. İnsanın atığı yoktur. Evet. İnsan endüstriyel mamul değil. Evet. Endüstriyel mamullerin atığı olur. İnsanın atığı olmaz. Bir şey daha anlıyoruz. Hiç kimse her işe yaramaz. Herkes bir işe yarar. Herkes bir işe yarar. Abdullah İbni Ümmü Mektum da mı? O da bir işe yarar ama öyle bir işe yaradı ki savaş sırasında Allah Resulü kendi makamına siyasal makamına vekaleten onu koydu. Daha da özgüvene bakınız, dahası var. Bu zatın hayatının sonunu biliyor musunuz? Bu zat Kadisiye'de savaşa katıldı. Gözleri öyle %10 falan görmüyor, onu söyleyeyim. Hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Bu zat Kadisiye'de İslam ordusunun sancaktarıydı. Sırtında zırhla savaşa katıldı. Bu nasıl bir özgüven? Aslında bu özgüveni Efendimiz vermedi mi? Ve bunun savaşa katılmasına komutan da itiraz etmiyor. Dikkat buyurun. Ya sen neyinle savaşacaksın? Kör adam savaşır mı? Bu aslında Efendimizin yapmak istediği şeydi. Tasavvuru inşa etmek. Eyvallah. Ayırt etmek. Yani özürlü kompartmanı oluşturup da ikinci sınıf muamelesi yapmayın. Nasıl başarılı olmuş? Bugün düz tabanlı olanı askere almıyorlar. Şimdi bırakın özürü öyle büyük şeyi. Yani öyle bir kusursuzluk telakkisi var ki bugünün şimdi işte özgürlükler diyorsunuz, gelişmişlik diyorsunuz, ilerleme diyorsunuz diyorlar veya efendim o ne demekse, onlar ne demekse, ama düşünün orada bile bir ayıklama var. Hem de öyle ince bir ayıklama ki
Düz tabanı bile almıyor. Geri hizmette bile kullanmıyor. Şimdi veya alıyor mu onu bilmiyorum. Bir zamanlar almıyorlardı en azından. Ben onu biliyorum. Şimdi efendim, veya belli bir kilonun üstündekini almıyor. Yani ayıklama devam ediyor. Böyle filinta gibi belli, kilo, boy belli. Yani aslında kategorize eden mantık her yere sinmiş. Bakın işte bu manada Efendimizin tavır ve davranışlarının asıl arkasında yatan saiki biz böyle okuyoruz, evet. Böyle anlıyoruz. Öylesine benimsetmiş ki kendi inşa ettiği topluma, onlar böyle bir zat orduya girip de hatta ordunun içinde iyi bir nokta. Çünkü sancaktarlık, ordunun yüzü, görünen yüzü. Yahu kör gözüne bakmadan sen nereye çıktın öyle veya ne istiyorsun öyle diyen adam mı? Yani Efendimiz böyle bir inşayı başarmış. Onun içindir ki bizim tarihimizde, medeniyetimizde, geleneğimizde hala Anadolu'da da bu sürer. İslam coğrafyasının diğer yerlerinde de sürer. Özürlü hakikaten batıdaki gibi bir yük olarak algılanmaz. Ama insanımızı modernite kuşattıkça, modernleşme zehiri insanımızın damarlarına nüfuz ettikçe biz bu geleneksel değerlerin yıkıldığını Avrupa'daki o müessesenin de inşa edilmediğini, müessese inşa edilmeyip geleneksel değerlerde yıkılınca özürlülerin ortada bırakıldığını görüyoruz. Evet. Yani bu iki arada kalmışlık hali. Problemin esas şeyi bu. Sıkışmışlık hali. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya meselesi veya ne camiye ne kiliseye meselesi tam da işte bu mesele. Eyvallah. Maalesef 40 dakikamız doldu hocam. Bir teneffüs vermemiz lazım. Eyvallah. İsterseniz öbür bölümde devam ederiz. Meşhur özürler vardı, alimler vardı. Eyvallah. O itibar özürlüğe rağmen nasıl yapıldı? İnşallah bunlara temas edersiniz. Hocam İslam tarihinde bir sahabe ile ilgili bir not var. Onu okuyarak bitirebilir miyiz müsaade ederseniz? Zahir çölde yaşayan Müslümanlardan ciddi bir problemi var. Doğuştan gelen bazı fizyonomik kusurları sebebiyle insanlar arasında görünmek istemiyor. Mecburen topluma karıştığı zamanlarda ise herkes bana bakıyor kompleksi içinde ezilmekte ve sıkıntı çekmekte. Resulullah Efendimiz de Zahir'in bu probleminin farkında. Zahir Medine çarşısının en kalabalık olduğu bir saatte alışveriş yapmaktadır. Efendimiz sessizce arkasından yaklaşır, elleriyle Zahir'in gözlerini yumar. Hani biz bazen çocukları tutarız ya şöyle, elleriyle gözlerini yumar. Kendisine bu şakayı yapanın kokusundan Peygamber Efendimiz'in olduğunu anlayan Zahir ise duyduğu mutluluktan adeta kendinden geçer. Peygamberimiz o güne kadar hiç kimseye bu denli mesafesiz davranmadığını ümmet bilir. Hayretten büyüyen gözlerle diğerleri etrafına yığılırlar. Peygamber Efendimiz tebessümle seslenir. Bir kölem var, satıyorum. Onu benden kim alır? Zahir bir yandan yaşadığı sürpriz iltifatın şokuyla, diğer yandan ise ömrü boyunca bütün bilincini doldurmuş olan bu kompleksin etkisiyle, yemin olsun ey Allah'ın elçisi, beş para etmez bir köleyi satmaya kalkıyorsun der. Peygamber Efendimiz beklediği fırsatı da bulur. Budur. Efendimiz o anda şakayı keser, ciddileşir, Zahir'i göstererek ve kendilerini sarmış olan kalabalığa seslenerek, hayır, andolsun ki Allah ve Allah'ın elçisi katında senin değerine paha biçilmez der. Allah. Şimdi hocam inanın bazen böyle İslam tarihini siyer okuyunca diyorsunuz ki bunu levha yapıp o adamların kalplerine, iç dünyalarına böyle manevi bir matkap mı olur? Bir asmak mı icap eder? Ya. Hayır inanır mısınız? Onlar namına ben üzülüyoruz. Kendi adım üzülüyorum. Niye üzülüyoruz? Ne olur şu tasavvurlarını yeniden bir inşa etseler. Kendi değerleriyle bir bakış açısı kazansalar. Hani insancılık diyorsunuz, hümanistlik diyorsunuz. Peki bunu nereye koyacaksınız? Yani hümanistliğe girmiyor mu? İnsan saymıyor musunuz bu insanları? Bir vicdan oluşturmadan, inşa etmeden siz hangi değeri inşa edeceksiniz? Evet. Bir vicdanı da ancak iman oluşturur. İman oluşturur. Evet. Peki efendim, bundan sonraki bölümde devam etmek üzere. Bir teneffüs veriyoruz.